katılımcılarımızla. Merhabalar tekrar sevgili izleyicilerimiz ve katılımcılarımız. Ben Elif Karagöz. Bugün Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, TTGV'nin teknolojik inovasyon ekosisteminde yüksek nitelikli insan kaynakları araştırmasını konuşacağımız Stock İK panelinde sizlerle birlikteyiz. 45'er dakikalık iki oturumdan oluşacak bu panelde ilk oturumunda talep tarafı yüksek nitelikli insan kaynağı konusunda sanayinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını, ikinci oturumda ise yüksek öğretim ve yüksek nitelikli insan kaynağında eğitimi ve üniversite sanayi işbirliklerini konuşacağız. Öncelikle bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde bizlere değerli zamanlarını ayıran, ekosistemimizin geleceğe bakışında ve yerel bilginin oluşturulmasında öneme sahip olan fikirlerini içtenlikle bizlerle paylaşan 109 katılımcımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. TTGV, teknolojik inovasyon ekosistemini oluşturan bütün paydaşların sorunlarını tespit etmek ve birlikte çözüm üretmek amacıyla stratejik odak çalışma komisyonları organize etmekte. Çözüm üretmek dendiğinde de aslında bilgi üretiminden söz ediyoruz. Bugün bu araştırma ile de ülkemizin kendi bilgisini üretmesini desteklemiş ve çözüme giden yolda aktif olarak akıl koymanın bir parçası olmayı tercih etmiş bulunuyoruz. Şimdi izninizle talep tarafının ihtiyaçlarını konuşacağımız ilk oturumumuzun kıymetli katılımcılarını hızlıca tanıtarak başlatmak isterim. Aldridge Mineral Madencilik'te Başkan Yardımcısı ve İK Direktörü rolleriyle Periyon'da Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini de yürütmekte olan Sayın Devrim Aksu. Borçelik'te Dijital Dönüşüm ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Ayhan. Merhaba. TTGV Yönetim Kurulu Üyesi ve Akmena Kurucu CEO'su Sayın Suat Baysan ve E-Nokta İş Geliştirme Müdürü Sayın Can Mindek bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyorum hepinize. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Araştırmamızın sonuçlarına baktığımız zaman ilk öne çıkan konunun 5-10 yıl gibi bir orta ve uzun vadede iş gücünü etkilemesi muhtemel köklü değişimin arasında teknolojik dönüşüm kapsamındaki değişimler açık ara önde çıkıyor katılımcıların görüşlerine göre. Ben de burada aslında izninizle ilk sorumu 1980'lerden beri özellikle de teknoloji alanında çok önemli markaların üst düzey yöneticiliğini yapmakta olan Sayın Suat Baysan'a aslında yöneltmek istiyorum. Suat Bey, deneyimlerinizden de yola çıkarak iş gücünü etkilemesi muhtemel köklü değişimlerin açık ara en başında teknoloji ve teknolojideki dönüşümler gelmesini bizler için biraz daha açabilir misiniz? Neler oldu 80'lerden bu yana ve neler olacak buradan sonraya? Evet, Elif Hanım çok teşekkür ederim sorunuz için. Tabii 80'lerden bu yana konuyu anlatmak için bayağı bir zaman lazım. Böyle bir 20 yıl falan bana verirsiniz. Başlamadan önce ben çok teşekkür ediyorum. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'na, yönetimine, eş başkanlığını yaptığımız Mustafa Bey'e, çok değerli hocalarım Tarkan Hocama, İdem Hocama, Serdar Bey'e ve Yağmur Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Harika bir çalışma oldu. Uzun bir süre konuyu araştırdık ve sonunda da sonuçlarını çok derli toplu bir rapor olarak da yayınladık. Sanırım bu rapordan da birçok kuruluş farklı tezler çıkartacaktır. Ve cevap veren, ciddi cevap veren, formları dolduran, yüz yüze mülakatlara da bilgi veren tüm katılımcılara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Elbette sizin de dediğiniz gibi Bulgar'ın en önemli bulgarın başında da teknoloji geldi. Çok şanslıyım tabii. Ben de teknolojinin içinde olduğum için konulara çok yakından takip eden birisi olarak teknolojinin ne kadar önemli olduğunu farkındayım. Şunu gözlemledik. Teknoloji o kadar hızlı ve ivmesi artmış bir şekilde gelişmeye devam ediyor ki açıkçası karşısında durmak yerine teknolojiyle birlikte hareket etmenin çok daha önemli olduğu vurgusuna şahit olduk. Teknolojinin çok değişik boyutlarda her şeyi etkilediğini gözlemledik.
Örneğin sadece işte çalışmamızda değil, yaşamımızda, eğlenmemizde, öğrenmemizde, her alanda farklı düşünmemizi, farklı iş planları yapmamızı, farklı yaşam tarzı benimsememizi gerektiren bir boyuta çıktığını gözlemledik. Tabii teknolojiyi uygulamadaki zorlukların da farkına vardık araştırma neticesinde. Teknolojiyi bir amaç değil, bir araç olarak kullanmanın, anlayabilmenin önemine değindik. Raporumuzda değinildi daha doğrusu. Çok farklı boyutlardaki teknoloji gelişmelerin, örneğin yapay zeka gibi, işte blok zinciri gibi, öğrenme gibi, makine öğrenmesi gibi konularında belki de açıklanmasının doğal zeka ile birlikte öğrenilmesi gerektiğini ve farklı eğitim ve farklı yaklaşımların gündeme gelmesini gözlemledik. Ama asıl mesele teknolojiyi uygularken teknoloji uygulamadaki bağlantılı olma meselesi üzerine çok yoğunlaştı. Genellikle teknolojiden çekiniyoruz, teknolojiyi uygulamaktan çekiniyoruz, cesaretli adımlar, ilk adımı atamıyoruz gibi geldi. Bunun sebebi de şu, teknoloji aşağıdan böyle hani bütün işletmenin içerisine etki eden bir yapı değil, tam tersine yukarıdan doğru seçilerek uygulaması gereken bir yöntem olduğunun farkına varıldı. Ve bu boyutların da, teknolojinin etkilediği boyutların da hem zamanı, işte biraz evvel hani sizler dediniz, zaman değişti, mekan değişti. Yani sanki dünya tek boyutlu, üst üste birleşmiş bir zaman ve sanal mekan haline geldi. Her an her yere gidebiliyoruz, zaman sanki tersine işliyor, sanki zamanımız sürekli varmış gibi davranmaya başlıyoruz. Onun için bu boyutundan girince teknoloji tarafına, teknolojinin bir işletme içerisinde, bir bireysel yaklaşımda diğer işletmenin boyutlarına nasıl dokunduğunun farkına varamıyoruz. Şimdi teknolojiyi seçerken işte bu sıkıntı çıkıyor. Teknolojiyi kullanalım ama nerelere dokunuyor ve nasıl connected belli değil. İşte bunu yapabilmek için de işte kurumsal mimariyi, mesela bir bina gibi düşünürseniz teknoloji veya bir işletmeyi, teknolojinin kurumsal mimariyi değiştirdiğini, sadece o odaların boyutlarını veya ne bileyim pencereleri değil, komple mimariyi değiştiğini, sahada, pazarda, işte pazar gidiş akışkanlıklarına önemli bir farklılık yarattığını, ama asıl iç süreçlerde işte insan kaynakları gibi, diğer kaynaklar gibi, ürün geliştirme gibi, Ar-Ge gibi, üretim gibi kaynaklarda verimliliği arttırdığını ve rekabetçiliği nasıl oluşturduğu yerde teknolojiyi kullanmanın önemine değindik. Ve burada gördük ki teknoloji yetkinliği, yeteneğini çok ciddi bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Hani korkmadan, cesaretle farklı projeler uygulayabileceğin connected insan kaynaklarına ihtiyacımız var. Ve sonuç olarak da insan kaynaklarıyla beraber bu değişimi planlamak ve modellemek çok daha önemli olduğunun bir göstergesi olarak raporumuzda her ayrıntıya kadar konu net ve açık bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Evet, sanırım 5 dakikaydı sürem, doldurmuş oldum süremi. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma oldu. Çok çok teşekkür ediyorum herkese. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Suat Bey. Kıymetli deneyimlerinizden yola çıkarak bize bütünsel bir resim çizdiniz. Ben sizin anlattıklarınızdan şunu özetledim. Teknoloji işlerimizi gelip almaya çalışıyor vesaire gibi endişeler karşısına rağmen aslında teknoloji geldiğinde insanın kıymetinin ve niteliğinin yükseldiğini görüyoruz. Ben de buradan aslında bu noktadan teknolojinin biraz daha detayına doğru bakabilmek istiyorum. Katılımcılar tarafından, çünkü teknolojik dönüşüm kapsamında öne çıkartılan alt başlıklar sizin de değindiğiniz gibi Suat Bey, dijital dönüşüm, endüstri 4.0, otomasyon, yapay zeka ve makine öğrenmesi olduğunu görüyoruz hakikaten. Mustafa Bey, izninizle ben burada da sizin deneyim ve perspektifinizden faydalanalım istiyorum. Yeni nesil teknolojiler olarak gruplayabileceğimiz bu teknolojiler Endüstri 4.0 dönüşümleri gerçekleştirmiş biri olarak kurumsal stratejik planlar içerisindeki teknoloji ve insan kaynağı ilişkisini
Siz nasıl gördünüz, görüyorsunuz ve olması gerekiyor acaba? Teşekkürler Elif Hanım. Umarım bütün katılımcılarımız iyidir, sağlıkları yerindedir. Herhalde bugünlerde en önemli şey sağlığımız. Belirttiğiniz gibi bu teknolojik dönüşüm aslında bizim de dert ettiğimiz, hatta işte bir akşam böyle Suat Hocam'ın arayıp ya bir çalışma yapacağız, bu çalışmada beraber olur muyuz demesiyle başlayan bu yolculukta güzel bir sonuca geldik. İşte bugün ne mutlu ki bize bu Stok İK konuşmasını yapabiliyoruz. 109 kuruluşla, kurum ve kuruluşla temasa geçtik. Orada güzel bir yarış yaptık. Kim daha fazla kişiyle mülakat yapacak diye. Böyle kendimiz de oyunlaştırarak, teknolojiyi kullanarak farklı bir şeyle hepimiz farklı şehirde olmamıza rağmen güzel bir çalışma yaptık. Ben buradan gerçekten Suat Hocama, Tarkan Hocama, Didem Hocama, Serdar Bey ve Yağmur Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir süreç oldu. Şimdi siz belirttiğiniz teknolojik dönüşüm deyince akla neler geliyor? Son günlerde en fazla konuşulan dijital dönüşüm Endüstri 4.0. Yani aslında biraz daha şöyle genişletecek olursak ben 4. sanayi devriminin getirdikleri olarak bakıyorum bu teknolojik gelişmeleri. Çünkü onun alt bileşenlerinde işte yapay zeka, makine öğrenmesi gibi örnekleri söylediniz. 3 boyutlu yazıcılar diyebiliriz, nesne interneti diyebiliriz, bulut bilişim diyebiliriz. Yani bu tip teknolojilerden bahsediyor olabiliriz. Ama bu teknolojileri biz kurumlarda nasıl uygulayacağız diye baktığınız zaman aslında işte 80'li yıllarda, 70'lerin sonundan itibaren başlayan bu dijitalleşme furyası var. Ama ben dijitalleşme ile dijital dönüşümü şöyle bir ayrıştırmak istiyorum. Yani dijitalleşme derken teknolojiyi bir yere uygulayıp onun o bölgede çalışılarak aslında belki yapılan manuel işin otomatikleştirilmesinden bahsediyor olabiliriz. Ama dijital dönüşüm dediğimizde aslında kurumun topyekün dönüşümünden bahsediyoruz. Ve bu topyekün dönüşümünde aslında teknoloji sadece bileşenlerden bir tanesi. Teknolojinin yanında işte o üzerinde çalıştığımız süreçlerin yalınlaştırılması ve sonrasında dijitalleştirilmesi, organizasyonun bu konuyla ilgili bir samimi inisiyatif başlatması. Biraz önce Suat Hocam da çok güzel değindi. Yani teknolojinin yukarıdan, doğru teknolojilerin seçilerek yukarıdan gelmesini sağlamak liderlere ciddi bir görev yüklüyor ve organizasyonel çalışmalara. Yani bu ciddi bir değişim yönetimi aslında. Bir diğer tarafta tabii ki olmazsa olmaz bugün de çokça konuşacağımız insan kaynağımız. Yani bu dönüşümü yapabilmenin tek şartı bu insanımızı dönüştürmekten geçiyor. Yine biz raporumuza bakacak olursak raporumuzda şöyle bir soru sorduk. Dedik ki peki siz dijital dönüşümü kendinize dert etmiş bir şirket oldunuz. Bu dönüşümü yapabilmek için gerekli insan kaynağına sahip olduğunuza inanıyor musunuz? Yanıt %78 oranda biz daha nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyuyoruz idi. Bu çok yüksek bir oran gerçekten. Yani mevcut insan kaynağımızla işimizi yapıyoruz, götürüyoruz. Fakat yeni gelecekte dönüşeceğim organizasyona baktığım zaman arada bir delta görüyorum diyor katılımcılarımız ve aslında ben de kendi iş hayatımda bunu net bir şekilde görüyorum. Çünkü ben bilişim kökenliyim. Yaklaşık 20 yılın üzerinde sektördeyim. Çok fazla değişim, dönüşüm, projeleri yönetme fırsatım oldu. Fakat bu bambaşka. Gerçekten bugün baktığınız zaman 4. sanayi devriminin hayatımız üzerine etkisi çok yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bölgesel değil, herkesi etkileyen ve Covid'le de çok fazla hızlanan bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu yüzden insan kaynağına yatırımı çok önemli bir madde olarak görüyorum. Bütün kurumların bu konuyla ilgili yani stratejilerini belirlerken muhakkak bir
kolon olarak insan kaynağını açıp orada neler yapılacağını ciddi anlamda düşünüyor olması gerekiyor. Burada tabii insan kaynağı derken özellikle bir şeyin de altını çizmek isterim. Endüstri 4.0'ı konuşurken hep böyle bir mavi yakaya bir şey olacak mı acaba gibi sorular geliyor aklımıza. Ben tam tersini düşünüyorum. Ben liderlerin buradan en fazla etkileneceğini düşünüyorum. O yüzden aslında gerçek anlamda iyi bir şekilde dönüşüm yapmış şirketlere baktığımız zaman, işte onlara dijital ustalar diye nitelendirecek olursak, iki şeyin ön plana çıktığını görüyoruz. Bir tanesi dijital yetkinlikleri, yani digital capabilities diyelim onlara, kapabiliteleri. Tek başına hemen hemen herkesin bugün çalıştığı bir alan. Ama fark yaratanlara baktığımız zaman liderlik kabiliyetlerini bununla birleştirenler olarak görüyoruz. Yani ben işte şirkette üst pozisyondayım, zaten yarın öbür gün emekli olacağım, bu da bana dokunmayacak, benim de derdim değil diyor isek o şirketin dönüşümünden bahsetmek mümkün değil. Ben dert edeceğim tepe yönetimi olarak, ondan sonra bunu herkesi dönüştürmek için bir inisiyatif başlayarak, herkesi yanıma alarak, oluşabilecek her türlü değişimi en başında onların işinin içine katarak bir dönüşüm hikayesi yazmamız gerekiyor. İnsan kaynağımızı gelecek için hazırlamamız çok çok kritik ve önemli. Burada tabii ki sadece teknoloji değil, aynı zamanda davranışsal yetkinliklere de odaklanmak gerektiğini de iletmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Mustafa Bey. Çok bütünsel, dönüşümsel bir özet resim çizdiniz kritik noktalara değinerek. Ben bu arada izleyicilerimize ve dinleyicilerimize de Q&A özelliğini kullanarak araştırmamızla ilgili veya panelistlerimizle ilgili sorularını yönlendirebileceklerini paylaşmak ve hatırlatmak istiyorum. Son 10 dakikalık bölümümüzde, bu 45 dakikalık panelimizin soru cevap kısmında da onlara yer veriyor olacağız deyip aslında Devrim Hanım'a geçmek istiyorum. Çünkü konu insana geldi, liderliğe geldi. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu mevcut durumda kısmen veya çok güçlü bir şekilde yetenek açığı hissettiklerini belirtiyorlar. Mustafa Bey'in de bahsettiği gibi %78 gibi oranlar aslında konuşuluyor. Sizin de Peryön Yönetim Kurulu Başkanı gibi bir rolünüz de var ve bunun sayesinde de aslında çok yakından detaylarıyla takip edebildiğinizi tahmin ediyorum. Burada reel sektörün yetenek ile durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle de yüksek nitelikli insan kaynağının tanımı reel sektörde nasıl değişiyor ve dönüşüyor? Teşekkür ederim. Benim de uzun zamandır okuduğum en iyi raporlardan birisiydi. Sorun çok iyi irdelenmiş, doğru sorular sorulmuş. Hakikaten verilen cevaplar da üzerinde uzun uzun düşünmeyi hak eden cevaplar olmuş. Şimdi ben aslında sorunu biraz böyle hani küçük parçalara da bölmek istiyorum. Şimdi bir sonuca baktığımızda, yani sanayide hangi alanlarda açık var yeteneklere dediğimizde %84 ve bilişsel alanda açıklık var. Yani bu sorunun alt kırılımlarına baktığınızda yaratıcılık var, inovatif bakış açısı var, merak etme, hayal etme var. Bu beni biraz dehşete düşürdü şu anlamda. Bunlar sizin üniversitede veya üniversitede öğretilemiyorsa hani on the job training yaparız, şirkette bunları bu açığı kapatırız diyebileceğiniz beceriler değil maalesef. Yani bir çocuk merakının olması veya farklı bakış açılarının olması kolay kazandırılan şeyler değil ve çok daha önce başlıyor. Bu da bize şunu söylüyor, aslında bu sorunu kaynağında çözmek istiyorsak çok daha önceki eğitim yıllarına giderek, ailelerle işbirliği yaparak, okullarla işbirliği yaparak, artık biliyorsunuz meslek liseleriyle de işbirliği yapılıyor. Belki artık ortaokulu konuşuyor olmamız lazım. Çünkü yaklaşık 15 yaş gibi bu becerileri artık yavaş yavaş varsa parlatmadığımız, parlatmayı bıraktığımız yaşlara da denk geliyor.
Dolayısıyla bu çok düşündürücü. Yani en çok bunun eksikliğini hissediyoruz dedikleri şey aslında açığı da kapatması en zor şey. İkinci de ne görüyorum? %56 ile hani dijital okur yazarlık, kodlama, yazılım. Açık söyleyeyim, ben bunlara hiç takılmıyorum. Öyle bir gümbür gümbür bir gençlik geliyor ki öğrenmek istedikleri herhangi bir şeyi bir dijital platformdan girerek bu yetkinlik setini kendi beceri setinin arasına dahil edebiliyor. Bunun elektronik diplomasını alıyor, LinkedIn'ine koyuyor, diyor ki ben bu konuda artık yetkinim. Dolayısıyla bu konudaki açıklarını çok hızlı kapatıyorlar. Bir de ne görüyoruz? Artık şirketlerde tersine mentorluk başladı. Yani hani artık daha junior insanlar bizlerden çok daha hızlı öğrenip özümsüyorlar, artık bizi eğitiyorlar. Dolayısıyla ben buna çok takılmıyorum. İletişim ve işbirliği gerçekten çok önemli ama biz bunu kazandırabiliriz. Takım olmak ne demektir? İşbirliği yapmak ne demektir? Biz bunların ruhunu anlatabilir ve iş sırasında veya üniversite eğitim sırasında verilen projelerle yani bunlar çözümlenebilir. Ama birinci soru belki de ayrı bir panelin konusu yani. Hani bunu nasıl geliştiririz? Şimdi yüksek nitelikli çalışan dediniz. Ben hani bununla ilgili çok fazla tanım var ama ben genelde International Labour Organization'ı takip ediyorum. Orada hani güzel tanımlamış yani yüksek nitelikli iş gücü ne demektir? Diyor ki üniversite ve üstü karmaşık görevleri çözebilecek, becerilere sahip, teknolojik gelişmelere hızlı adapte olan, eğitim yoluyla elde ettiği bilgi ve becerileri de işine yansıtabilen. Şimdi baktığınızda belki ILO bile bu tanımını güncelleştirecek. Çünkü artık üniversite okunmalı mı? Üniversite gerekli mi? Şu anda onu tartışıyoruz. Google ne yaptı? Açıklama yaptı. İşte biz hala not ortalamasıyla işe alan şirketler var. Dedi ki ben üniversiteyi sorgular hale geldim. Şu kodlamaları, dersleri alır ve benim sınavlarımı geçerseniz Google'da bir yazılımcı olabilirsiniz. Bu gerçekten yani bir mindset'te, bir kafa yapısında çok ciddi bir değişiklik. Ama şimdi eğer bu tanımı eğer taban olarak kabul edersek, peki bundan sonra ne yapmamız lazım? Şimdi bu tabii ki Perio'nun çok ciddi anlamda ilgi alanına giriyor. Çünkü neden? Bizim vizyonumuz daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek ve bu gerçeklik her gün değişiyor. Dolayısıyla bizim oldukça zor bir görevimiz var. Ama neler yapılabilir? Yani ben bu araştırma sonuçlarına baktığımda birincisi uygun çalışma ortamlarını yaratmak zorundayız. Yani bunu hep konuşuyoruz ama yeterince yapmıyoruz. Yani ben de insan kaynaklarında sistem geliştirme kökenliyim. Yani ben de İK'nın yaratıcı, daha önce uygulanmayanı uygulayalım. Bunun için ne yaparız biz? Biz birincisi günlerce okuruz. Yani dünyada ne oluyor? İşte buna benzer kaynakları öğütürüz. Sonra bazen bir sistemi çalıştırmak için, çalışır hale getirebilmek için fikir aşamasında ben 2 gün duvara baktığımı bilirim. Yani bakar ve düşünürüm. Şimdi o noktada sizin yöneticiniz, lideriniz, Suat Bey de çok güzel ifade etti, yani liderlikte de başlıyor. Ya sen ne yapıyorsun, duvara bakıyorsun noktasında o çalışma şevkini, o gençlerin idame ettirmesi gerçekten çok zor. O yüzden bu merak duygularını tetikleyebilecekleri, yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ortamları onlara sağlamak lazım. Artık pimpon masaları filan hani bilgisayar, işte laptop veriyoruz gibi ofislerin belki de standardı haline gelmesi lazım. İkincisi de şirket akademilerine ben çok önem veriyorum. Yavaş yavaş Türkiye'de çok gelişmeye başladı. Artık eğitimlere göndermek yerine çeşitli, Can Bey de belki bahsedecektir, çeşitli zaten çözümleri şirketler alıp artık kendi şirket akademilerinin içine entegre ediyorlar ve insanlar orada öğreniyorlar. Bakın ben herhalde 14 yıl önce ODTÜ'de master yaparken hocamız şey demişti, bir gün gelecek insanlar kendi eğitimlerini alacaklar, şirketler artık bunu finanse etmeyecekler ve bir yarış başlayacak. Biz hepimiz gülmüştük ve şu anda bunu sonuna kadar yaşıyoruz, yani bunu görüyoruz. Artık insanlar E.da, Coursera'da ya da EDX'e girip Stanford'ın derslerini almaya başladık artık. Dolayısıyla korkunç bir öğrenme var. Bilgiye doyacağımız bir dönemdeyiz. Bu yüzden şirket akademileri çok önemli. Bir diğeri çalışma ortamı diyoruz. Freelancerlara şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen
bir yeteneği sırf tam zamanlı çalışmak istemediği için almıyoruz. Halbuki eğer onun becerilerinden faydalanmak istiyorsak, yarı zamanlı çalışmalar, esnek çalışma modellerini biz çalışma hayatımızın içine entegre etmeliyiz. Hani ne oldu, biz esnek çalışamıyorduk? Bütün Türkiye artık esnek çalışmayı son bir yıl içerisinde öğrendik. Dolayısıyla ben freelancerlara da, hatta şirketlerin kendi içinden kuluçka sistemlerini yaratıp, ya ben artık böyle bir kurumsal hayatta devam etmek istemiyorum diyene kuluçka merkezleriyle anlaşıp onlardan hizmet alma opsiyonunu artık açmaları gerektiğini düşünüyorum. Son çözüm önerim de üniversite sanayi işbirliği gerçekten çok önemli. Biz geçmişte Bilkent'te çok önemli çalışmalar yaptık. Öğrenciler geldi. Bizim çoğu çözüm bulamadığımız şeylerde 1-2 ay çalıştılar. O kadar böyle taze zekalar sorunu çözdüler ve gittiler. Onlar çalışmış oldu. Biz sorunumuzu çözmüş olduk. Dolayısıyla bu entegrasyonu stajlarla değil, bu meslek liselerindeki modelleri ben çok beğeniyorum. Bir yılını da okulda haftanın birkaç günü şirkette çalışarak tamamladıkları şey gerçekten ciddi bir öğrenme olduğunu düşünüyorum. Bunun da iş hayatımızda daha iyi uygulanabilir bir şekilde görmeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler Devrim Hanım. Sayenizde gerçekten ekosistemin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan kaynağının tanımında biraz daha somutlaşmış bir çerçeveye sahip olduk. İlk üçte bilişsel, dijital ve iletişimsel beceriler öne çıkıyor dediniz ve eğitimin, kişilerin kendi kendini eğitmesinden, üniversite sanayi işbirliklerinden ve meslek okullarındaki modellerden de bahsettiniz. Aslında konu hep eğitim öğretimindeydi. Ben de o yüzden buradan yola çıkarak katılımcılar bir yandan da dediğiniz gibi işte kurumsal akademiler vesaire %90'ı da yüksek nitelikli insan kaynağını geliştirmesi için bir planı olduğunu ve bunun içinde ciddi finansal kaynaklar ayırttığını da belirtmiş. Ben de o yüzden izninizle burada Can Bey, sizin deneyimlerinizden ve görüşlerinizden faydalanmak istiyorum. Özellikle de çünkü siz yıllarca kurumsal eğitim ve eğitim teknolojileri alanında çalışan bir uzmansınız. Reel sektör bu planlarını ve ayırdıkları kaynakları neye göre oluşturmalı? Buralarda ne gibi değişimler oldu? Ve aslında siz onlara nelere dikkat etmelerini önerebilirsiniz diye sorayım. Çok teşekkürler Elif Hanım. Yani bundan 1,5-2 sene önce kadar da herhalde Suat Bey'le ilk oturup bu projenin başlangıcını konuşmuştuk. Ne kadar faydalı olacağını değerlendiriyorduk. Akabinde birkaç toplantıda daha hani bu panelde de olan insanlarla görüşme şansımız oldu. Bugün geldiğimiz nokta hakikaten çok güzel. Rapordaki bulgular, raporun kendisi müthiş ve buraya gelişimiz, yani Suat Bey'in, Mustafa Bey'in ve Devrim Hanım'ın söyledikleriyle aslında konu çok güzel bir şekilde aydınlatılmış oldu ve dijital dönüşüm, teknolojik değişim, teknolojinin etkileri diye yola çıkıp öğrenmeye geldik. Aslında buradaki konu çok kritik, çünkü biz dijital dönüşümden, teknolojik değişimlerden bahsettiğimizde bunu zihinsel dönüşümden, insan kaynaklarının değişim dönüşüm sürecinden ayrı düşünmemiz mümkün değil. Yani dijital dönüşüm ve zihinsel dönüşüm birlikte gidiyor. Dolayısıyla şirket içerisinde insanların bu anlamda desteklenmesi, insan kaynaklarının güçlendirilmesi de öğrenmeden geçiyor. Bir sene öncesine kadar çok daha zor olan ama COVID'le beraber Mustafa Bey'in bahsettiği gibi çok hızlanan bir değişim süreci var. Bu da öğrenmeye bakışı da etkiliyor. Uzaktan öğrenmenin işin içine çok daha fazla girmesini beraberinde getiriyor. Bundan öncesinde uzaktan öğrenmeye baktığımız zaman aslında daha çok webinarlar üzerinden giden ve iş başında desteklenen bir süreç vardı. Bugünse işte Devrim Hanım'ın, Suat Bey'in dedikleri gibi aslında tamamen hayatımıza girdi. Biz bunu uzaktan daha başarılı bir şekilde yürütmeye başladık. Neye odaklanmalıyız, neler oluyor, neler olmalı diye baktığımızda ise aslında buraya kadar çizilen resim çok önemli. Bize dünyanın nasıl değiştiğini, iş yerinin, iş yapma alışkanlıklarımızın ne kadar çok değiştiğini gösteriyor. Ve bizim de buna ayak uydurmamız, yani insan gücü olarak buna ayak uydurmamız gerekiyor. Bugün karşılaştığımız mesleklerin birçoğu bizim için yeni. Yarın karşılaşacağımız durumlar çok daha fazla yeni olacak. Ve bu yenilikler lisede, üniversitede çok fazlasıyla öğretilemiyor. Bizim şirket hayatına katıldıktan sonra bunları öğrenmemiz gerekiyor. Raporun bulgularının içerisinde yer aldığı gibi hem
şirket akademilerinin önemi, hem de firmaların büyük çoğunluğunun bu konuya yatırım yapmış olmaları ve burada hem uzaktan öğrenmeyi hem de hibrit öğrenmeyi değerlendiriyor olmaları çok önemli bir gösterge. Şimdi buradaki cevap ne peki? Hani bu dönüşüm olurken, zihinsel dönüşüme doğru da giderken bizim neyi desteklememiz gerekiyor sorusunu sorduğumuzda aslında işte beceriler çağına geldiğimizi görüyoruz. Artık az önce diğer panelistlerin de bahsettiği gibi teknik beceriler değil, çok daha fazla sosyal beceriler, soft skills dediğimiz daha yatay alandaki işte iletişim, liderlik, inisiyatif alabilme, problem çözebilme, hayal kurma, merak etme gibi konular ön plana çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla öğrenme süreçlerinin de buralara çok daha fazla odaklanması gerekiyor. Şirket akademisi veya eğitim gelişim birimlerinin bunu nasıl destekleyebileceği, gene raporda da bahsedildiği gibi aslında firmanın, şirketin genel vizyonuyla ne kadar bağlantılanabildiğiyle çok önemli. Orada bir hizalanma gerekiyor. Yani öğrenme birimleriyle şirketin genel yapısının arasında bir uzlaşma, bir hizalanma olacak ve buradan sonra da artık ilerleme başlayacak. İlerlemeyle beraber öğrenme yöntemlerine ve teknolojinin işin içine girişine baktığımızda birkaç konu çok önemli. Yani teknolojiyi nasıl kullanmalıyız ve teknoloji burada bize nasıl yardımcı olabilir diye baktığımızda işte COVID'le beraber çok hızlanan süreçte hepimiz uzaktan öğrenmenin bir parçası haline geldik. Ve tabii ki teknoloji ve platformlar burada bir araç. Bize öğrenme kaynaklarının ulaşması ve bizim onu kullanabilmemiz için çok ciddi bir araç, platform. Bunun üzerinde işte oyunlaştırma, yüksek kaliteli içerik, iyi bir ölçme değerlendirme vesaire bunlarla beraber zenginleşiyor. Ancak iki konu çok daha fazla önem kazanmaya başladı burada. Bir tanesi kişiselleştirme. Eğitim programının, öğrenme programının, öğrenme yolculuğunun o kişi için uygun ve ilgisini çeken bir konu olması lazım. Yani işiyle alakalı, mesleğiyle ilgili, kariyer hedefleriyle bağlantılı olması gerekiyor. İkincisi de çok daha fazla önem kazanan sosyal öğrenme. Şimdi biz hep formal öğrenmeden ve formal öğrenmenin gerekliliklerinden bahsediyoruz ama bu çağın gerekliliği, kırılım çağı dediğimiz yepyeni dünyanın gerekliliği aslında sosyal öğrenme, birbirinden öğrenme. Bunun çok ilginç örneklerini mesela işte Starbucks gibi, KFC gibi yerlerde görüyoruz. Ben kahveyi şu şekilde hazırladım. Latte'nin üzerindeki kalp şeklini yaparken köpüğü şu kadar sıktım deyip o bulgusunu bir küçük bir videoya çekip arkadaşlarıyla paylaştığı an sosyal öğrenme gerçekleşmiş oluyor. Ve artık o formal kanallardan çıkıp çok daha fazla sosyal kanallara doğru gitmeye başlıyor. Ve diğer hani insan kaynaklarının, eğitim gelişim birimlerinin, şirket akademilerinin size atadığı eğitimlerin dışında çok farklı, çok geniş bir dünya var. YouTube var, TEDx konuşmaları var, TED konuşmaları var vesaireler var. Bütün buralara erişebiliyorsunuz. Bunları da alıp kendi öğrenme gelişim süreçlerinizle bağlantılandırabildiğiniz ölçüde işte eğitim yolculuğu, öğrenme yolculuğu o kadar hızlanmış oluyor. Ve bunun sonucunda da işte artık çok daha fazla dijital alana gelen o dijital rozetler, dijital sertifikalar öğrenmenin nasıl kanıtlanabildiğini beraberinde göstermeye başlıyor. Dolayısıyla raporda da bahsedildiği gibi çok daha fazlasıyla uzaktan ve yüz yüze, artık yüz yüzeyi de tabii uzaktan gerçekleştiriyoruz, birleştirildiği. Bunun çok fazlası tabii ki teknik bilgiler olacak, bu olmazsa olmaz ama becerilerle donatıldığı ve bunun da oyunlaştırma gibi platformlar gibi teknolojik araçlarla çok daha fazla desteklendiği bir sürecin içerisindeyiz ki bu da o dijital dönüşümü tamamlayacak, zihinsel dönüşümü bence fazlasıyla destekleyecektir. Süper. Çok güzel bir özet ve kapsam çizdiniz. Gerçekten ben de kişiselleştirme ve sosyal öğrenmeyi kendime not aldım. Kendime daha sonra böyle daha derinden araştırmak için. Çok teşekkür ediyorum tüm değerli katılımcılarımıza, TTGV'ye ve kıymetli 109 katılımcımıza. Çünkü aslında bu araştırma kendi yerli bilgimizi üretebilmek bu değerli kıymetli zamanlar ayrıldığı için mümkün oluyor. Şimdi ben soru cevap kısmına geçmek istiyorum ve dinleyicilerimize aslında hatırlatmak da istiyorum. Q&A veya chat kısmından
bize yazılı olarak sorularını, yorumlarını paylaşabilirler. Ben bir endüstri mühendisi olarak last in first out'u en sevdiğim yöntem. O yüzden son gelen sorudan başlayacağım. Devrim Hanım, bu sorum direkt size gelmiş. Sayın Gonca Tengiz, merhabalar. Devrim Hanım'a bir sorumuz olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge İnovasyon Şube Müdürüyüm. Yönetim ekibi olarak panelinizi izliyoruz. Çok da keyifli. Kamu kurumlarında kuluçka merkezlerinin yapıya entegrasyonu nasıl olmalı? Deyip teşekkürlerini iletmiş kendisi. Teşekkürler. Bir İzmirli olarak selamlarımı iletiyorum Gonca Hanım'a. Şimdi ben tabii ki Türkiye'deki kamusal alandaki yapılanmayı çok bildiğimi söyleyemeyeceğim ama yurt dışında bunun başarılı örnekleri var. Hatta İzmir'de İzmir Teknoloji Üniversitesi içerisinde bir kuluçka merkezi olduğunu biliyorum ben. Yani aslında bunu çok zor bir olgu olarak bakmamamız lazım. Kuluçka merkezi derken benim önerdiğim model şu. İçinizde bir çalışan var. Bu çalışan şunu çok net belli ediyor. Yani ben daha fazlasını istiyorum. Bu hizmetimi daha fazla kişiye açmak istiyorum. Biz ne yapıyoruz? Bağlılık adı altında kalması için elimizden geleni yapıyoruz. Halbuki eğer gitmesine izin verirsek biz de daha çok kazanacağız, ülke de daha çok kazanacağız. O zaman yurt dışında bunu çok başarıyla yapıyorlar. O kişinin kendi şirketini kurmak konusunda destek veriyor şirket. Ama diyor ki zamanının %60'ını bana aloke edeceksin, %40'ına karışmıyorum. Şimdi bu teknoloji ofisleri de dönüşüm ofisleri, üniversitelerin teknik bölümlerinde bu kuluçka merkezleri açılıyor ve devletle ortak çalışıyorlar mı bilmiyorum. Ama yabancı modellerde bunun örneklerinin olduğunu biliyorum. Bence İzmir'deki kuluçka merkezleriyle iletişime geçip bir formül bulunabilir diye düşünüyorum. Birlikte yaratmak konusunda da her zaman desteğim olur. Onu da memnuniyetle yaparım. Çok teşekkürler Devrim Hanım. Gonca Hanım, chatten veya Q&A'den ek sorunuz olursa bu 10 dakika içerisinde yanıtlamak için yöneltebilirsiniz. Şimdi diğer sorumuza geldiğimde Sayın Atilla Yardımcı bu soruyu iletiyor. Bu birazcık daha siz panelistlerime bırakacağım. Küçük küçük yorumlarınızı paylaşmak için direkt bir adreslemesi yok. Eğitim sisteminde çıkıntı olmaması için baskılanan, felsefe ve mantık eğitimi almaya, fikir üretmek için araştırması gereken ama bunun için meraklı olmayan bir neslin başarılı olmasını nasıl bekliyorsunuz diye. Aslında Devrim Hanım çok güzel bir atıfta bulunmuştu. Yani o kadar iyi bir nesil geliyor ki dijital beceriler anlamında diye sanırım. Evet, bu ben konuşurken geldi. O yüzden ben belki de benim yaptığım vurguya olabilir diye müsaadenizle ben başlayayım. Şimdi birincisi şunda ciddi bir görüş ayrılığımız var. Meraklı olmayan bir nesil ifadesine kesinlikle katılmıyorum. Çünkü yani Aristo'da biliyorsunuz milattan önce 800'de bu gençlikte bir iş yok, büyüklerine saygısızlar diye söylemiş. Hep bizden sonra gelen nesli anlamak konusunda bizim bir gelişim alanımız var. Bugün meraklı değillerse, eğitim sisteminde baskılanıyorlarsa bu bizim yarattığımız eğitim sisteminden bahsediyoruz değil mi? Yani çünkü bunların yaratıcısı biziz. Ama onların şöyle bir avantajları var. Artık bize muhtaç değiller. Yani sadece okuldaki eğitimleriyle sınırlı kalmıyorlar. Zaten kalmak zorunda da hissetmiyorlar kendilerini. Dolayısıyla velev ki eğitim sistemi böyle olsun. Tabii ki eleştirilecek yönleri vardır, gelişme alanları vardır. Ama ben bunun için çok endişelenmiyorum. Çünkü kendi yollarını buluyorlar. Çünkü kendi değerlerinin peşinde giden bir nesil var. Maalesef hani ben üniversitelerde soruyorum, kaçınız diyorum şu anda okuduğunuz bölümü isteyerek yazdınız. O süreçte bile biz anne babalar, rehber öğretmenler müdahil oluyoruz çünkü ona bile izin vermiyoruz. Daha çok para kazanırsın şuna. O da o günkü bilgimiz ve tecrübemize. O söylediğimiz şey bir yıl sonra doğru olmayabiliyor. Dolayısıyla ben sonsuz şekilde güveniyorum gençlere. Belirli bir şeye bakarak karar vermememiz lazım. Gidişat o yöndeyse de o zaman yine iş o sistemi düzeltmek bize düşüyor.
Çünkü başarılı bir insan ailesinden gördüğü destek, okul çevresinden gördüğü destek, devletinin ona verdiği destek de bir bütünsel yapı içerisinde gelişiyor ve büyüyor. O yüzden sorumlu tek bir kişi olamaz, suçu da onlara yükleyemeyiz diye düşünüyorum ben. Teşekkürler. Ekleme yapmak isteyen panelistlerimiz var mıdır? Buyurun Suat Bey. Evet, aslında çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Didem Hanım çok net anlattı. Şimdi ortaya çıkan şöyle bir görüntü var. O kadar hızlı gelişme ve bir bağlantılı dünyaya doğru gidiyoruz ki tüketicilerin de her şeyden haberdar olduğu bir noktaya gidiyoruz. Şimdi hal böyle olunca ürünlerin yaşam eğrisine baktığımız zaman ürünlerin yaşam süreleri çok kısalmaya başladı. Eskiden 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl pazarda kalan bir ürünün şimdi bakıyoruz 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde tüketilip yenisine doğru gidiliyor. Şimdi hal böyle olunca hiçbir şekilde meslekleri birbirinden ayırmak da doğru olmamaya başladı. Onun için ben o soruya şey tarafından bakınca, felsefe tarafından kesinlikle katılıyorum. Can Bey'in bahsettiği o ince yetenekler, yeni sosyal beceriler felsefeyi de kapsıyor bende. Felsefeci, psikolojiyi de kapsıyor. Ben de mühendisim ama mühendis olarak işin diğer tarafını çok öğrenmek istiyorum ve çok çalışıyorum. Aynı şey sosyal bilimler için de geçerli. Altta yatmakta olan, gelişmekte olan matematiği de bilmek gerekiyor. Onun için çok güzel bir soruydu. Her boyutuyla işe yaklaşmak çok doğru olur. Çok teşekkürler Suat Bey. Bu soruya ekleme yapmak isteyen panelistimiz Mustafa Bey. Ya bir tek şunu söyleyebilirim. Evet, yani hani şey tespit bence doğru. Yani hani sadece çoktan seçmeli sınavları hazırlayan bir sistemle yetişip sonrasında şey zorlanabiliyor bazı arkadaşlar. Ama ben Devrim Hanım'a çok katılıyorum. Yani her aşamada sorumluluğumuz var. Yani ben bir babayım. Çocuklarımı yetiştirirken sorumluluğum var. Yani eğitim sistemine de hani sadece laf söyleyerek susmamak lazım. Ben ne soruyorum çocuklarıma veya onların sormasını nasıl teşvik ediyorum? Veya bir şirkette yöneticiyim. Ben çalışanlarımı nasıl acaba yönlendiriyorum? Onların daha fazla soru sorması için ne yapıyorum? Yani geçenlerde arkadaşlarla konuşuyorduk. Şimdi yeni dönemin stratejisini oluştururken herkes çözümü konuşuyor. Yani çok sonuç odaklıyız. Hele de mühendis camiası böyle. Hemen bir çözüm bulmaya yöneliyoruz. Halbuki problemi çözmemiz gerekiyor. Halbuki soru sormamız gerekiyor. Buraya doğru yönlendirmek. O da yine bizim sorumluluğumuz. Yani Devrim Hanım'a katılıyorum. Yani her aşamada, her bir rolde ben bunu bizim sorumluluğumuz olarak görüyorum. Meraklandırmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Geçen pandemi başlamadan önce İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir sunuş yapmıştım. Bu dijital ustalıkla ilgili Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün bir şeyiydi. Orada bir tane resim koydum. Ve bu resmindekinin kim olduğunu biliyor musunuz dedim. Hiç kimse bilmiyordu. İşte şey ve hani biraz meraklansınlar diye filan. Bitti. Yani soru cevap yapıyoruz. Yani hiç kimse de sormadı. Ondan sonra yani bu beni mesela çok şaşırtmıştı. İşte böyle meraklandırmak lazım. Yani onları daha fazla kullanmamız lazım. Dediğim gibi yani her aşamada, her takındığımız rolde bize sorumluluk düşüyor. Meraklandıracağız, daha fazla soru sormalarını sağlayacağız. Çünkü başka şey şansımız yok. Yani biraz önceki gelen soruda yani iç kuluçka dışarıda işte bugün üniversitelerin şeylerinde baktığımız zaman girişimciler hep bir soruyla başlıyor. Hani gerçekten problem ne? O problemi ortaya çıkartmak en değerli şey. O yüzden hani ucu açık soru sormayı hepimizin öğrenmesi ve öğretmesi gerekiyor. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Son bir sorumuz var. Aslında son bir dakikanın içerisinde hızlıca toparlayabilirsek diye. Çünkü çok net adresleyen bir soru.
Sayın Uğur Oğuz'dan gelmiş. Rapora katkı veren tüm paydaşların eline, panelistlerimizin de ağzına sağlık. Raporda hemen tüm alanlarda KOBİ, büyük şirket, üniversite gibi farklı tipte cevap üretenlerin birbirlerinden farklı sorun kaynaklarına odaklandıkları, cevaplarında sık sık ayrıştıkları dikkatimi çekti. Acaba panelistler bunu nasıl yorumlar diye ben birer dakikalık cevaplarınızı kıymetli deneyimlerinizden yola çıkarak alırsam. İsterseniz ben başlayayım. Hem raporu oluştururken, soruları toplarken buna özellikle dikkat ettik. Bunu çok da tartışmıştık. Arada nasıl bir farklılık var acaba diye görmek istedik. Çünkü yani ben kendi tecrübemden de şunu söyleyebilirim. Ben 20 yıl bir çok uluslu şirkette çalıştım. Şimdi bir Türk holding ve bir Türk şirketinde çalışıyorum. Arada gerçekten ciddi fark var. Yani bakış, daha uzağa görme, vizyon, strateji vesaire gibi konularda çok farklılık olduğunu söyleyebilirim kendi deneyimlerimden. Zaten o farklılığı da raporda gördük. Bunu da göstermek istedik. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela biz işte teknoloji okuryazarlığı ya da teknoloji konusunda nasıl insan kaynağına sahipsiniz diye sorduğumuzda herkes öyle böyle derken girişimciler mesela çok yüksek oranda bizim çalışanlarımız bu konuda çok iyi dediler. Çünkü zaten girişimci yani o gücüne güvenerek yola çıkıyor ve çok yüksek çıkıyor. O yüzden bu farklılıkları açıkça göstermek istedik. Yorumlarken de buraya yönelik olarak şirketlerin benchmark yapabilmesi, farklı görüşlerin yani global şirkette nasıl, Türk şirketinde nasıl, KOBİ'de nasıl diye görmesini istedik. O yüzden özellikle vurguladık. Dikkatini çektiği için de Uğur Bey'in gerçekten teşekkürler. Demek ki istediğimiz sonuca ulaşmışız. Evet, yanıtlamak isteyen başka panelistimiz varsa kendini sessizden alabilir. Ben çok hızlıca bir katkıda bulunmak istiyorum oraya. Çok sağ ol Mustafa Bey. Soru da çok yerinde. İki açıdan bakmak istiyorum. Birincisi bunu bir ekosistem olarak görmek lazım. Ve bahsettiğimiz kurumlar işte büyük şirketler, çok uluslular, KOBİ'ler, üniversiteler, küçük çaplı girişimler hepsi bu ekosistemin birer parçası. Ve tabii ki ister istemez öncelikli olarak, kısa vadeli olarak kendi öncelikleriyle bakıyorlar. Bu böyle. Kendi öncelikleriyle farklı noktalardan bakıyor. Ancak bunları toparladığımızda aslında bunun bir daha uzayan, daha geniş bir yolculuğa katkı verdiğini, o bütünselliğe katkıda bulunduğunu da bir taraftan görebiliyoruz. Yani en son noktada, en uzun yolculuğun gittiği yere baktığımızda insanların gelişimi, bu gelişimin belli bir yöne doğru olması gerekti. Yani şirketin gittiği yöne doğru, teknolojinin bir araç, gelişimin bir amaç olduğu yöne doğru gitmesi gerektiği gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Çok kısaca az önce konuştuğumuz felsefe konusuna da bağlayıp öyle geçeyim. Eski Yunan'daki stoacılar biliyorsunuz yolculuk kavramından nefret ederlermiş. Onlar hep sonuca gidip orada mutluluğu bulmak isterler. Ama bu raporun da bize gösterdiği aslında Mustafa Bey'in de az önce bahsettiği buradaki yolculuk çok önemli. O yolculukta öğreneceğimiz çok şey var. Dolayısıyla o farklılıklar da birazcık ona hitap ediyor gibi geldi bana. Ben de birkaç şey söyleyeyim çok hızlı şekilde. Aslında bu yorum çok değerli. Raporun içerisinde bu şekilde çıkması da bence beklenen bir sonuç olsa gerek. Çünkü herkes kendi ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda sorunu farklı yerinden görüyor ve tecrübe ediyorlar. Hani ben mesela hani büyük şirketlerle çalışırken sorunlar başka. KOBİ'lerle çalışıyorum. Diyorlar ki Değirmen biz hep yeteneklerimizi kaybediyoruz büyük şirketleri. Yani her birinin sorunu farklı. Bence bu raporun güzelliği de orada. Yani farklı bakış açılarını yansıtması bizlerin de bu raporu yorumlarken çıktılarına ilişkin aksiyon adımlarını belirlerken bu çeşitliliği gözeterek belirliyor olmamız lazım. O anlamda ben bu farklılığı çok kıymetli buluyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Suat Hocam siz... Evet, çok güzel soru. Aslında farklılıkların birleştiği nokta, hani geldiğimiz nokta bence kurumsal mimariler oluyor. Hani hepinizin bütün panelistlerinin bahsettiği, belki de hani özetleyecek olursak, konuyu süzecek olursak, bir kuruluşta küçük ya da büyük fark etmez,
bu iklim nasıl yaratılacak? Hani öğrenme iklimi, değişimi, takip iklimi nasıl yaratılacak? İki, nasıl ortamla bu iş olacak? İşte bahsedilen esnek çalışmalar, çevik çalışmalar, takımlar kurulacak, gençlerden öğreneceğiz. Bu çok önemli bir konuya doğru evriliyor. Ve son olarak da nasıl sürdüreceğiz? Konularına gelip dayanıyor. Mesele bunlara çözüm bulmamız gerekiyor. Tabii tavsiye olarak da şu, hani bir kabullenmemiz lazım değişimi, anlamamız lazım. Kararlılıkla ve cesaretle üzerine gitmemiz lazım ve Didem Hanım'ın dediği gibi de gençlere güvenmemiz lazım. Ben çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hem panelistlerimize hem de TTGV'ye hem de bu araştırmayı teknolojik inovasyon ekosisteminde yüksek nitelikli insan kaynakları araştırmasını yanıtlayan 109 katılımcımıza. Böylelikle aslında talep tarafının dinamiklerini tartıştığımız ilk oturumumuzu kapatmış bulunuyoruz. 9 dakika sonra da ikinci oturumda yüksek öğretim ve yüksek nitelikli insan kaynağında eğitimi, üniversite sanayi işbirliğini konuşmak üzere burada olacağız. İzleyici ve dinleyicilerimiz bizlerle birlikte olabilirler 9 dakika sonra. Tekrar panelistlerime teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler.